Kuzeyi ifadana hesaplayın. Arkosinus minus ilzosta 2 taksım 2. Minus angenin 1 taksım ilzosta 3. Şu ifadana hesaplayınız. Yani şu bir ifadana hesaplayınız. Arkosinus minus ilzosta 2 taksım 2. Bu teyin formuna göre pi minus arkosinus ilzosta 2 taksım 2 geteyim. Arkosinus ilzosta 2 taksım 2, pi taksım 4 geteyim. Demek bana bir ifade teyim buladı. Pi minus pi taksım 4. Bu ham teyim 4 pi minus pi 3 pi taksım 4. Demek bana bir ifade 3 pi taksım 4 geteyim. Yani kengisini hesaplayınız. 3 pi taksım 4'ü gradusta ifadeleydik. 3 pi taksım 4, pi taksım 4 45 gradus. 3 kere kapatırsak 135 gradus. Bak yani arktanginiz 1 taksım izrasta 3. Bu pi taksım 6. Yani 30 gradus geteyim. Demek bana bir ifade 135 gradus. Minus 30 gradus. Bu ham teng 105 gradus ekan. Shunday qilib berilgan ifoda 135 105 gradusga teng ekan. Endi ushbu ifodani hisoblaymiz. Quyidagi ifodani hisoblang. Arkosinus minus ilzosta 2 taksim 2. Minus arksinus minus ilzosta 3 taksim 2. Mana shu ifodani hisoblang. Demak javob radianda bo'lishi kerak ekan. Shuni hisobga olamiz. Endi mana bu ifodani hisoblaymiz. Birinchi ifodamiz pi arksinus ilzosta 2 taksim 2 deb yozamiz. Mana arksinusdagi minusni oldinga chiqarib yozishimiz mumkin. Mana bu minus bilan plus bo'ladi. Arksinus izosta 3 taksim 2. Mana buni hosil qilamiz. Xo'p, arksinus izosta 2 taksim 2 pi taksim 4 ga teng. Pi minus pi taksim 4. 3 pi taksim 4 ga teng. Plus arksinus izosta 3 taksim 2 pi taksim 3 ga teng. Endi ularga umumiy maxraj keltiramiz. Umumiy maxraj topamiz. 4 bilan 3 ga 12 bo'ladi. 9 pi qo'shib 4 pi teng 9 ga 4 ni qo'shsak 13. 13 taksim 12. Shunday qilib berilgan ifoda 13 pi taksim 12 ga teng ekan. Soddalashtiring. Arkotanginus katanginus minus 3. Endi mana shu ifodani hisoblaymiz. Javob radian berilishi kerak ekan. Bu ifodani hisoblash uchun biz mana bu formuladan foydalanamiz. Arkotanginus katanginus b b'ga teng bo'ladi. Agar b 0 pi oralig'iga tegishli bo'lsa. Mana shu holda arkotanginus bilan katanginus bir-birini yo'qotadi-da b qoladi. Natijada b qoladi. Faqat shu oralig'dagina biz shunday mana bu tenglikni yoza olamiz. Endi mana bu berilgan ifodaga e'tibor beraylik. Bu yerda minus 3. Minus 3 bu oralig'ga tegishli emas. Mana b ning o'rnida minus 3 kelyapti. Bu oralig'a tegishli emas. Bunda holda nima ish qilamiz? Katanginusni shakl almashtirib, mana shu oralig'dagi birorta sonning katanginusini topishga keltiramiz. Katanginus minus 3. Masalan, buning uchun katanginusi davriy ekanligidan foydalanamiz. Katanginus, mana bunga pi ni qo'shsak, katanginusni davri pi ga teng, pi minus 3. Bu ifoda mana bu ifodaga teng. Endi pi minus 3 0'dan katta ve pi'den küçük. Çünkü tekşiriş kıyılmaz. 0'dan katta pi minus 3 küçük pi.
Nima uchun 0 dan katta? Chunki pi 3 dan katta son. Taxminan 3.14 ga teng. Shu sababli bu musbat son bo'ladi. Mana bu tengsizlik o'rinli. Nima uchun pi dan kichik? Chunki pi larni qisqartirib olsak, mana bu tengsizlikni ko'rib, -3 kichik 0 tengsizligini hosil qilamiz. Bu ham to'g'ri, demak, mana bu tengsizlik o'rinli. Demak, pi -3 mana bu oraliqqa tegishli ekan. Ana endi biz mana bu ifodani quyidagicha yozishimiz mumkin. Teng arkatangens katangens minus 3 ning o'rniga mana buni yozaman. Katangens pi minus 3. Ana endi mana bu formulani qo'llay olamiz. Chunki b mana bu aralig'a tegishli bo'lishi kerak. Pi minus 3 shu aralig'a tegishli. Shu sababli bu teng pi minus 3. Shunday qilib, bu misolning javobi pi minus 3 ga teng ekan.